Yapacak bir şey yok. Öyle. Neyse yaşlanınca sizden genç göstereceğim en azından. Merhabalar, ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. 16 Ocak itibariyle 26 yaşına girdim. Ve 26 yaşındaki Mavi'ye sormak istedikleriniz adı altında hem Instagram'dan hem de YouTube'dan sizlere sorularınız olup olmadığını sordum. Ve bir sürü soru geldi. Çoğu arkadaşlarımdan. Ama yine de bu videoyu yapmayı çok istemiştim. O yüzden yapacağız. Öncelikle Instagram'dan gelen sorularla başlamak istiyorum. Soruların üzerine çok düşünmedim. O yüzden tamamen spontane cevap vereceğim. Soruları sadece sesle almıştım. O kadar. Başka hiç bakmadım bile. Öncelikle 26 yılda öğrendiğin 26 şey diye bir soru gelmiş. 26 tane şey bulamam gibi geliyor. O yüzden sadece 6 tane şey bulmaya çalıştım. Ve bunları da yine hiç düşünmeden aklıma ilk gelen şeyleri yazarak yaptım. Bence çünkü önemli olan o. Çok düşünmeniz gerekiyorsa o kadar da öğrenmiş sayılmazsınız diye düşünüyorum. Öncelikle çorba kadar güzel bir şey yok. Ben 26 yaşında bunu kesinlikle söyleyebilirim. Her gün çorba yiyebilirim. Sabah, akşam, öğlen, her öğünde çorba yiyebilirim. Çorba gerçekten hem besleyici hem sağlık açısından iyi. Ben çorbayı herkese tavsiye. İkincisi, sağlıktan değerli bir şey yok. Benim 26 yaşında gerçekten kesinlikle herkesin de katılabileceğini düşünüyorum ama herkesin hissedebileceğini düşünmüyorum. Kendi adıma sağlık öteye hiçbir şeyi koymamaya çalışıyorum. Bu benim sağlığımı nasıl etkileyecek, olabilecek bütün risklere karşı bakış açım bu. Sağlık olduktan sonra gerisi bir şekilde gelir diye umut ediyorum ve öyle düşünüyorum. İnsanların tepkisini kontrol etmeye çalışarak kendi tepkilerimi ayarlamamam gerektiğini öğrendim bu 26 yılda. Şöyle eskiden bunu çok yapıyordum. Ben böyle bir tepki vermek istiyorum. Karşımda bir şey yapan birisi var bana karşı ya da genel olarak bir şey yapılıyor ve ben ona şahit oluyorum. Ve buna bir tepki vermek istiyorum ama o tepkinin karşılığında alacağım tepkiyi kontrol etmek amacıyla verdiğim tepkiyi azaltıyorum ya da çoğaltıyorum ya da hiç tepki vermiyorum. Bu gibi durumlarla çok karşılaşıyordum. Bu çok stres yaratıcı bir şey insanda. Kim olursa olsun karşınızdaki. Kesinlikle böyle yapmamalısınız. Ve tabii ki aklınıza gelen ilk reaksiyonu da vermemelisiniz. Düşünmeden hareket etmemek de sağlıksız bir şey. Ama başkaları ne düşünür, ne hisseder, size nasıl tepki verir diye yapacağınız şeylerden, söylemek istediğiniz şeylerden, inandığınız şeylerden vazgeçmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve tepkinizi her zaman kendi inandığınız şekilde koymanız gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ama? Daha sonra sevgini dile getirmek istediğin her an dile getirmen gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrendim. Bence sağlıktan sonra gelen ikinci şey sevgi. Özellikle şu son 2 yılda arkadaşlarıma duyduğum sevgi böyle tavan yapmış durumda. Ve her an dile getiriyorum ki insan hali bir gün uzaklaşabilirsin, ayrılabilirsin, kopabilirsin. Sevgini dile getiremediğin için pişman olmamak her zaman çok daha iyi bence. O yüzden mutlaka sevginizi hissettiğiniz an söylemeniz gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra Zumba'nın gerçekten çok eğlenceli bir şey olduğunu öğrendim. Sanıyorum 24 yaşında Zumba yapmaya başladım. Yani 2 sene önce falan Zumba yapmaya başladım. Sürekli hayatımın içinde değil ama hayatıma tekrar aldığım zaman Zumba'yı çok daha mutlu bir insan oluyorum. Bedeninin çok daha farkında olan ve bedenine çok daha sahip çıkabilen bir insan oluyorum. O yüzden Zumba'nın çok eğlenceli bir şey olduğunu da öğrendiklerim listesine eklemek istedim. Son olarak da bu henüz tam olarak öğrenmediğim ve öğrenme aşamasında olduğum bir şey. Hiçbir şeyin acelesi yok. Dünya herkes için aynı hızda dönüyor. Sen daha hızlı hissediyor olabilirsin ama acelemiz yok. Gerçekten hiçbir şey için acelemiz yok. Bunu kendime sürekli telkin etme ihtiyacı hissediyorum ve öğrenmek istiyorum diyeyim. Ona bunu 26 yaşında 16 diyordum az daha. Daha sonra neden daha çok video gelmiyor diye bir soru var. Neden daha çok video gelmiyor? Çünkü kitap içeriği üretmek zor bir şey. Yani bunu yıl sonunda yaptığım bir videoda da bahsetmiştim. Şu an kitap okuma konusunda müthiş bir yarış var sosyal medyada. Herkes daha çok kitap okumaya çalışıyor. Benden daha çok kitap okumaya, ondan daha çok kitap okumaya, birbirlerimizden daha çok kitap okumaya çalışıyoruz. Bence korkunç ve bu tüketim çılgınlığını da tetikleyen bir şey. Sebebi bu. Ben bu döngü içerisinde çok fazla strese girdim. Bir süre kitap okumak istemedim. Yani okumak istemememe rağmen kitap okuyordum. Çünkü kitap okumaktan hala zevk alıyorum. Ama en azından içerik üretmeye bir süre ara vermeye ihtiyacı duydum. Aynı şekilde TikTok'ta da tıkanmış durumdayım. YouTube'da da tıkanmış durumdayım. Kitaplar konusunda çok fazla video yapmak istemiyorum. İçimden gelmiyor. Çünkü o da ayrıca bir baskı oluşturuyor. Okuduğunuz her kitabın hesabını vermek zorunda hissediyorsunuz. Bu yüzden biraz sıkıntıdayım. Ama onun haricinde başka videolar, içerikler yapmaya çalışıyorum. Fakat kitap içeriği yaptığım süreçte diğer içeriklerden uzaklaştım. O yüzden bu aralar video az geldi biliyorum. Ama sanıyorum işte biraz Şubat, Mart gibi hızlanacağını düşünüyorum. Öyle umuyorum. Bakalım. Daha sonra 6 yaşındaki Mavi'ye bir şeyler söylemek istesem bu ne olurdu diye sormuş birisi. Şöyle bu soru çok farklı çeşitlerle geldi. 6 yaşındaki Mavi'ye, 16 yaşındaki Mavi'ye, 15 yaşındaki Mavi'ye, 20 yaşındaki Mavi'ye gibi geldi. Ben bunları topluca cevaplamak istiyorum. Öncelikle 6 yaşındaki Mavi'ye demek istediğim şey şu. Şu an yaşadığın şeyi biz hala çözemedik. Çözmeye çalışıyoruz. Çözmek konusunda daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Daha mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Güçlü olduğun için seninle gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Sen daha iyi ol diye
16 yaşındaki Mavi de, 26 yaşındaki Mavi de uğraşıyor. 16 ve 15 yaşındaki Mavi'ler, ikisi arasında çok bir fark yok. Ne söylemek isterim? Siz 6 yaşındaki Mavi'nin yaşadıklarından daha çok şey yaşadığınız biliyorum. Ve daha çok zorlandınız, onu da biliyorum. Çünkü onun yaşadıklarını da artık sindirmeye başlıyorsunuz ergen olduğunuz için. Emin olun sizin yaşınızdan daha iyiyiz şu anda. Bunu her sorana söylüyorum. Kesinlikle 26, 16'dan 15'ten daha iyi bir yaş. İyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Daha sonra 20 yaşındaki Mavi'ye ne söylemek isterdim? 20 yaşındaki Mavi'ye de bazı taktığın şeyleri biz hala çözemedik. Bence bir şeyleri sürekli çözme çabasında olmaktan vazgeçmeyi öğrenme sürecinde olmamız çok değerli bir şey. Taktığın şeyleri çözemiyoruz belki ama bu takıntıyı çözmeye çalışıyoruz. Daha mutluyuz. Emir olabilirsin bundan. 26 yılın 4 yılını bebeklikten hatırlamıyorsun desek 22 yıldan memnun musun diye sormuşlar. Şöyle ben bu konuda çok düşünmeyi sevmiyorum değil, çok düşünmüyorum. Hayatıma bakınca mutlu muyum değil miyim? Çünkü yani genel olarak hayatınızı sadece sizin seçtiğinizi ve sizin yönlendirdiğinizi düşünmüyorum. Belki bu 30'undan sonra daha başarılı olduğunuz bir şey olabilir ama özellikle 30'a kadar tamamen çevrenizden gelen etkiler, büyürken yaşadığınız şeyleri çözme süreçleriniz, iş bulma süreçleriniz, okuma bitirme süreçleriniz. Bunlar arasında sürüklenip gittiğiniz için olup biten şeyden memnunluk duyup duymama gibi bir seçeneğiniz olduğunu düşünmüyorum. Sadece olup bitiyorlar. Daha sonrasını şekillendirmek adına. Mesela 30'dan sonra atıyorum 40 yaşındayken 30 yılından memnun musun gibi bir soru alsaydım belki o zaman evet hayır gibi bir cevap verebilirdim ama bence şu yaşımda memnun olup olmama gibi bir seçeneğim yok. Şu anki anımda mutluyum, memnunum ama geçmişe bakıp dönünce yani memnun değilsem ne olacak kafasında olduğum için belki de bunu cevap veremiyorum. Kötü değil ama. Ondan eminim. Birisi nasıl 26 diye sormuş. 26 yaşındayım. Bunu da aslında biraz şey değişik. Bazı açılardan şu 26 yaşında olduğumu duyunca çok büyükmüşsün tepkisini almaktan da hoşlanmamaya başladım. Nasıl 26'sın tepkisini almaktan da hoşlanmamaya başladım. Yaşım gibi görünüp yaşım gibi davranmayı istiyorum. Bunun için çabalıyorum son bir yıldır. Ama küçük gösterdiğimi farkındayım. Yapacak bir şey yok. Öyle. Neyse yaşlanınca sizden genç göstereceğim en azından. Pardon. Hayatta iyi ki yapmışım dediğin seçimler nedir diye sormuş birisi. İyi ki yapmışım dediğim seçimler... Arkadaş seçimlerim konusunda evet iyi ki diyorum. Yani şu ana kadar iyi ki demediğim çok az arkadaşım oldu. İyi ki şu an hayatımda olan arkadaşlarımı seçmişim diyeceğim. İyi ki kitap okumayı seçmişim. Çünkü bence kişiliğimin çok büyük bir parçası ve bana büyük bir tatmin sağlıyor. Şu andan 10 yıl sonraki kendine birkaç tavsiye vermek istersen bunlar neler olurdu demiş. Bilmiyorum açıkçası ben bu konuda pek iyi değilim sanırım. Çünkü geleceğe dair çok değişeceğime inanmıyorum galiba. Şu anki halimle. Çünkü şu anki halimden memnunum. Değişirsem kötü ya da iyi yönde nasıl değişeceğimi bilmiyorum. Tabii ki değişirim elbette. Yani dünkü Mavi'den bile farklı olduğumun farkındayım ama ne yönde değişebileceğim konusunda bir fikrim yok. Sanırım şu tavsiyeyi veririm. Nasıl değişirsen değiş. Mavi olduğunu unutma, nelerden zevk aldığını unutma ve neleri, kimleri sevdiğini unutma demek istiyorum. Ve en önemlisi dürüst ve samimi olmayı unutma kendi hislerin hakkında. 18 yaşındaki Mavi'nin okuduğunda en etkilendiği kitap ve o kitabı şimdi okusan nasıl hissederdin diye sormuş. 18 yaşında okuduğumda çok etkilendiğim bir kitap. 18 yaşında neredeydim? Üniversiteye yeni başlamıştım. Tam olarak 18'imde ne okuduğumdan çok emin değilim. Belki de Granger'de okuyor olabilirdim. Yani şöyle genel bir cevap vereyim. Bir kitap aklıma gelmedi ama lisede ve üniversitenin başlarında okuduğum kitaplara dönüp baktığım zaman beğendiğim kitaplar özellikle ki çoğu erkek yazarlar tarafından kadın yazarları okumaya kasıtlı bir biçimde başladığımı tekrar söylemek istiyorum. Çok sık bahsettim bundan ama o zamanlar okuduğum kitaplara dönüp baktığımda ne kadar cinsiyetçi ve ikiyüzlü olduklarını görüyorum. Yazarların. Tekrar okuyunca fark ediyorsunuz ya da yeni kitaplarını okuyunca fark ediyorsunuz. Sanırım şimdi okusam o dönemdeki kitapları bunu düşünürdüm çoğu hakkında diye düşünüyorum. En mutlu olduğun doğum günü kutlaman ya da kutlamaların demiş. Ben hemen hızlıca bir cevap verecek olsam bu seneki doğum günüm gerçekten çok mutluluk vericiydi benim için. Hatta mutluluktan ağladım hediyelerim yüzünden. Bu arada bu seneki doğum gününün bonus videosu gelecek. Haftaya çarşamba falan diye düşünüyorum. Takipte kalın mutlaka göreceksiniz hangi hediyeleri aldığımı ve beni neden ağlattığını. Bu seneki doğum günüm gerçekten çok güzeldi. Hem evde pasta yedim hem Derya'lar bana pasta hazırladılar. Hem 2 gün önce babaannemle hep beraber pasta yedik. 3 tane falan pasta yedim ben bu sene. Güzeldi benim için. Hayatın boyunca tahammül edemediğin ve gelecekte de tahammül edemeyeceğini düşündüğün bir davranış. Yani tahammül edemediğim çok basit şeyler geliyor aklıma. Mesela belli sesleri ağzıyla çıkaran insanlardan nefret ediyorum. Yani böyle şapır şapır konuşan insanları sevmiyorum.
durup dururken ağzını şaplatan insanları sevmiyorum. Ağız yemek çok sesli yiyen insanları sevmiyorum ki ben de aslında baktığımda ben de çok sesli yemek yiyen birisiyim sanırım. Yalnız olduğumda ama başkalarının yanında yapmam. Bence siz de yapmayın. Bir de şeyi sevmiyorum. Cevap vermeyen insanları ben konuştuğumda, bir soru sorduğumda ya da bir şey söylediğimde tepki alamadığım zaman böyle beynim dönüyor. Tetikleniyorum yani. Bir şey söyledim. Yani beni insan yerine koy, cevap ver ya da konuş ya da tepki ver. Bilmiyorum. Sanırım bunlara tahammül edemiyorum ve gelecekte belki tahammül edebilirim ama sanmıyorum. Benim için bayağı sıkıntılı mevzular bunlar. Doğum gününde uyandın ve Dudu Peri'nin sihriyle Yuki konuşabiliyor. Sence sana ne anlatıyordu? Çok güzel bir soru bu. Bence Yuki kesinlikle benden tavuk isterdi. Tavuk canavarı kendisi. Çok... Yani et olmadan bir gün yaşayamayan bir hayvan. Tavuk isterdi önce ama sonra kucak isteyebilirdi. Sabahları özellikle. Yani tam uyku saatine denk getirirsem kucak isteyebilir benden. Ve tavuk isteyebilir. Bunu bu kadar. Çok basit şeyler düşündüğünü düşünüyorum. Böyle çok Rıfkı'yı tanıyanlar bilir. Rıfkı kadar kompleks bir karakter olduğunu düşünmüyorum ikinin. İki yemek, uyku ve arkadaşlar çevresinde takılan birisi. Çeyrek asır devirmek nasıl bir his diye sormuş. Aslında düşündüğüm zaman çeyrek asır devirmek... Ya o kadar çok yaşamışım gibi gelmiyor. Bilmiyorum. Belki de hayatımın çoğunu hatırlamadığım içindir. Liseye kadar çoğu şeyi hatırlamıyorum hayatımla ilgili. Belki de o yüzden çok yaşamışım gibi gelmiyor. Ya da mesela çok büyükmüşüm gibi gelmiyor. Aslında çok anaç bir insan olduğumu düşünüyorum. Benden küçük insanların yanında çok yaşamışım ve çok biliyormuşum gibi hissediyorum. Ve onları böyle daha böyle hayat tecrübemden bir şeyler katmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama ne hayat tecrübesi? Çoğu şeyi tecrübe etmediğimi düşünüyorum. Ya da en azından tecrübe etmek istediğim bazı şeyleri tecrübe edemediğimi düşünüyorum. O yüzden çeyrek asır devirmiş gibi hissetmiyorum. Cevabı bu olabilir sorunun. Instagram'dan gelen sorular bunlardı. Şimdi YouTube'daki sorulara ben geçiş yapmak istiyorum. Sana okumayı sevdiren kitap hangisiydi diye sormuş bir kişi. Ben geçmişe dair kitaplarla ilgili soruları, cevapları yok çoğunlukla bende. Ama sanıyorum ben Alacakaranlık'la iyice böyle gömüldüm işin içine. Çünkü Alacakaranlık'ı böyle apar topar dedeme falan aldırdım hatırlıyorum. O herkes okuyor, arkadaşlarım okuyor, benim de okumam lazım gibi. Yani ondan önce de kitap okuyan bir çocuktum ama Alacakaranlık'la beraber böyle çevremdeki insanlara da yetiştiğimi hissettiğim için iyice heveslenerek okuduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra zaten yavaş yavaş kütüphanemi de biriktirdim. Tekrar tekrar okurum dediğim bir kitap var mı diye sormuş. Aslında ben Alacakaranlık serisini tekrar tekrar okudum. Hala da bazen açıp açıp yeniden okumak istiyorum ki okuyorum da. Geçen sene falan tekrar okudum sanırım. Bunun haricinde tekrar tekrar okurum dediğim bir kitap. Sanıyorum yani henüz yapma fırsatım olmadı ama Safiye Erol'un kitaplarını tekrar tekrar okuyacağımı düşünüyorum. Çünkü bence her okuyuşumda farklı bir bakış açısıyla bakıp farklı eleştiriler yapabildiğim kitaplar olabileceğini düşünüyorum ve kolay okunuyor bence. O yüzden Safiye Erol'u da bu listeye ekleyebiliriz gibi geliyor. Hangang'ın kitaplarını da baştan okuyabilirim gibi geliyor. Çünkü kısa ve yoğun kitaplar ve gerçekten onları da baştan okudukça farklı şeyler alabileceğimi düşünüyorum. Önyargılı olup okuduktan sonra fikrini değiştiren bir kitap olduğumu çok yakın bir örneği Gölge ve Kemik serisi. Gölge ve Kemik serisini seveceğimi hiç düşünmüyordum. Çünkü ben fantezi sevmediğimi düşünüyordum Gölge ve Kemik'i okumadan önce. Ve benlik bir kitap değilmiş gibi geliyordu. Kaldı ki Gölge ve Kemik ilk kitap olarak benlik bir kitap değil. Tek başına bir kitap olsaydı tekrar önyargımın doğru olduğuna inanırdım. Ama ikinci, üçüncü kitapları ve daha sonraki serisinin devamıyla çok başka şeyler gördüm. Başka bir şey tecrübe yaşadım düşündüğümden. Ve bu şekilde fantezi dünyasına giriş yaptım. Mesela şu an Haşhaş Savaşı'nı okuyorum. Başka fantezi aldığım kitaplar da var. Onları da okuyacağım gibi gibi. O yüzden bence fanteziye karşı önyargımı yıkan kitap Gölge ve Kemik oldu. Mesleğin ya da okuduğun bölüm nedir diye sormuş. Ben sosyal hizmet bölümünden mezunum. Sosyal çalışmacı oluyor mesleğimin adı da. Şu an çalışmıyorum. İş arama sürecindeyim. Yani uzmanlık alanım olarak da eklemek istiyorum. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarında yüksek lisans yaptım. O yüzden hani onu da bölümüme ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Keşke evrenin içinde olabilsem dediğin kitap diye sormuş birisi. Şöyle ben bu soru gelir gelmez düşünmeye başladım. Şöyle diyebilirim. Sadece rüzgar bilir evreninde olmayı çok isterdim. Çünkü sadece rüzgar bilir. Ben direniş hikayelerini çok seviyorum. Özellikle gerçeklikten alıyorsa. Mesela Kore'nin Japonya'ya direndiği süreç. Bu konuyla ilgili okuduğum her şeyi böyle yalayıp yuttum. Okumak haricinde izlediğim bütün dizi filmleri de bu konuda yalayıp yuttum. Bence çok ilginç ve duygu dolu bir süreç. Aynı şekilde sadece Rüzgar Bilir'de de İrlanda'nın direnişi anlatıldığı için çok hoşuma giderek okumuştum. Bir de bunu fanteziyle harmanladıkları için işte göle gidiyorsun, zaman yolculuğu yapıyorsun falan bence çok hoş. Ben de zaman yolculuğu yapmak isterdim. Tabii ki oradan kimseye aşık olmadan dönmeyi tercih ederdim ama yani bence gidebilirdik
belki kendi ülkemin geçmişindeki bir direniş sürecine gitmeyi isterdim. Genel olarak Instagram'dan ve YouTube'dan gelen sorular bu şekildeydi. İlk kez soru cevap yaptım. Çok güzel. Çok yapmak istemiştim şimdiye kadar. Bütün sorular için teşekkür ederim. Çoğunu arkadaşlarım yazdılar. Beni yalnız bırakmadığınız için gerçekten teşekkür ederim. Bu seneki doğum günüm gerçekten çok güzel geçti. İzlemek için lütfen haftayı bekleyin. Çarşamba günü yayınlamayı planlıyorum. Ya çarşamba ya salı olur. Muhtemelen çarşamba olur. Bu yaşımda da yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. 710 kişi olduk bu arada. Kanalda konuştuk mu bunu bilmiyorum ama 700 kişiyi bulduk. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kalın. Beraber eğlenebileceğimizi umuyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın ve yorum bırakın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve aboneyseniz lütfen bildirimleri açın ki her hafta sonu görüşebilirim. Hoşçakalın. 26. Eski.